Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, biz Allah'a hamdolsun Müslüman olduktan sonra Müslümanlığımızı her yerde göstermek mecburiyetinde olduğumuza iman ediyoruz. Her yerde Müslümanız. Trafiğe çıksak orada Müslümanlığımızla bulunuruz. Evde dururken de o Müslüman kimliğimizi kaybetmeyiz. Camiye gittiğimizde namaz kılan, Allah'a ibadet eden, zikirle, tesbihle meşgul bir insan olarak Müslüman görüntümüz ortaya çıktığı gibi aynı şekilde alışveriş merkezlerine gittiğimizde de sokaklarda yürürken de ticaret hayatımızda da o Müslüman kimlikle bulunmak zorundayız. Araba kullanırken sabredeceğiz de camide Müslüman kardeşlerimizle bir süre beraber bulunmaya tahammül edeceğiz de evde ya da başka bir ortamda farklı insanlara tahammül etmeyecek miyiz? Her yerde Müslümanız. Hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, Müslüman kimliğimizle bulunmak zorundayız. Zaman, şehir, ortam, saat hiçbiri Müslümanlığımızdan bizi alıkoymamalı. Müslümanlık budur zaten. Bütün zamanlara ve bütün coğrafyalara aynı ruhu, aynı kimliği, o imani şuuru yansıtabildiğimiz zaman Müslüman olmuş oluyoruz. Yani kendimizi Allah'a teslim etmiş oluyoruz. O ne derse öyle olsun demiş oluyoruz. Hayatımızın yoğun gündemi içerisinde evlilik ve bu evliliğin yan parçaları olan nişan, nikah, düğün merasimi gibi konular da bizim Müslümanlığımızı açık ve güzel bir şekilde ortaya koymamız gereken alanlardan biridir. Camide Müslüman olarak bulunduğumuz gibi düğün salonlarında da nişan merasimi yaparken de o Müslümanlığımızı göstermek zorundayız. Çift kişilikli camide veya umrede, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken gayet samimi, duygulu, takvalı olan kimliğimiz evlenirken nikah salonundayken düğün yaparken aynı şekilde bizimle beraber olamıyorsa burada farklı iki Müslümandan söz edebiliriz. Evet bu biraz ağır gelebilir ama bu farklılığı nasıl açıklayacağız? O da bir çelişki olarak önümüzde duruyor. Değerli kardeşlerim, düğün, evlilik, nikah, nişan, isteme, Tanışma gibi konularımız hayatın tam içindendir. Müslümanın gündemindendir. Evleneceğiz. Evlerimiz olacak. Çocuklarımız evlenecek. Kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız evlenecek. Onları tebrik edeceğiz. Düğünler yapılacak. Nişanlar olacak. Hediyeleşmeler, tebrikler, dualar Bunların hepsi olacak. Bu hayatın içindeki konular bunlar. Evlilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yaptığı tavsiye ile hem sünnet hem de Allahü Teala'nın büyük mucizesini gerçekleştireceği birbirini tanımayan iki insanın arasına sevgi, merhamet koyduğu ve onlar üzerinden bir insan yarattığı büyük bir mucize. Dolayısıyla evlilikle ilgili her şeyi biz büyük görürüz. Değerli görürüz. Evliliğin kendisi başlı başına bir bereket vesilesi ise Allah'ın rahmetini, yardımını üzerimize çekme vesilesiyle ki öyledir. O zaman evlilikle alakalı bölümler de Allah'ın razı olduğu seviyede helal standartlarda tutulduğunda aynı şekilde berekettir, rahmettir, güzelliktir. Evlilik nasıl mübarek bir işse o evliliğin bir aşaması olan düğün programları da, nikah programları da, nişan merasimleri de berekettir. Şu kadar ki o bereketi kaçıracak işler yapmamak gerekir. Çünkü kendisi mübarek olabilir evliliğin. Doğal olarak da o evliliğin bir parçası olarak düğün programları da birbirimizi tebrik ettiğimiz, birbirimizin evliliğine şahitlik ettiğimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siz bir düğüne, bir nikaha çağrıldığınızda mutlaka katılın sünnetine, sözüne icabet ettiğimiz böylesine bereketli bir program helal olduğunda ancak rahmet güzellik getirir. Yoksa kendi kendimize oluşturduğumuz merasim, tören programı olur ki kendisi güzeldir ama bizim onun içine kattığımız zehirlerden, mikroplardan dolayı tadından yenmez. Allah'ın rahmetine, bereketine gelmez noktaya düşebilir. Değerli kardeşlerim, bu yüzden diyoruz ki Müslümanın sürekli hayatının içinde olan düğün programlarını hem kendisi açısından hem diğer kardeşlerinin düğününe, programlarına, nişanına katılması bakımından helalleştirmek diye bir başlık açmak zorundayız. Müslümanın düğünü artık Tıpkı Müslümanın namazı gibi, Müslümanın alışverişi gibi, Müslümanın evi gibi, Müslümanın arkadaşlarıyla ilişkisi gibi helal Allah'ın rızasına uygun olmak zorundadır. Tıpkı namaz gibi görmeliyiz düğünümüzü. Namazımızın nasıl kabul olması için belli başlı şartları uyguluyoruz. Abdeste, kıbleye, tesettüre dikkat ediyoruz namazın içerisindeki farzlara, rükûya, secdeye, kıraate önem veriyoruz. Benzer şekilde namazımız daha da kaliteli olsun diye ilmi haldeki ölçülere göre sünnetleriyle, müstehaplarıyla, edepleriyle çok daha ince eleyip namazımız en güzel, en huşulu Rabbimizin beğeneceği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynısını yapma üzerine kurulu hale gelsin diye uğraşıyoruz. Düğünümüzde bu noktaya taşımak zorundayız. Yoksa namazda başka, düğünde başka kimlikli şizofrenik bir tip de ortaya çıkabilir. Bunun için Müslümanın düğününü helalleştirmesi, Allah'ın rızasına uygun hale getirmesi için belli tavsiyelerde, belli hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Her şeyden önce öncesine gitmek zorundayız. Düğünden önce, programdan önce, evlilik süreçlerinden önce şunu düşünmeliyiz. Tüm evliliğe dair süreçler helal olmalı. Tanışması, sözlenmesi, nişanlanması, nikahlanması, düğünü ve eve girene kadar ki an hep helal olmalı. Sonrası zaten helal yaşanmak zorunda. Ama ne de olsa evleneceğiz. Evlendikten sonra bunlara dikkat ederiz. Evlenene kadar ya bu kadarı da olsun. O kadar da taklit yapalım. O kadar da başkalarına benzeyelim. Ne olur sonra tövbe ederiz şeklinde düşünülmemeli. Niye? Çünkü kendisi bereket. Bu bereketi eğer biz kaçırırsak kendi ayağımıza vurmuş oluruz. Kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz süreçlerini de evliliğin helalleştirmek zorundayız. Bu hayatın içinde helal yaşamak zorunda olduğumuz gibi. Bu yüzden bir kere düğünü, nişanı veya o evliliğe dair eve girmeye kadar ki süreçte herhangi bir şekilde krediye, faize bulaşmadan bir süreç işletilmelidir. Yoksa kendisi bereket olan bir düğün Allah'a savaş açılmış, faize bulaşılmış, bereketi gitmiş, güzelliği gitmiş hale dönüşür. Bunu bir Müslüman olarak hiçbir şekilde düğün kredisi, nişan kredisi, düğünle ilgili mecbur kaldığımızdan dolayı yoksa düğün yapamayacaktık, ev dizemeyecektik şeklindeki bahanelerle faize bulaştık. Şu kadar kredi aldık. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu yapamayız. Az alırız. Her şeyi almak zorunda değiliz. Belli masraflardan kaçınırız, faize bulaşmadan düğün yapmak zorundayız. Bu bir. İkincisi, borca girerek de düğün yapmayı, evlenmeyi akıllıca bulmuyoruz. Mutlu olacağız diye sıkıntıya girmenin bir anlamı var mı? Ama bir kere oluyor. Ama abisinin düğününde de böyle yapmıştık. E, ablası e, bu sefer diyecek ki. Bana yaptınız, ona yapmadınız veya niye öyle yapıyorsunuz? Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Borca girmek demek insanın sürekli sıkıntıda olması demek. Borca girerek bir insan mutlu olur mu? Başlangıçta bunlar anlaşılmıyor, görülmüyor. Ama sonra acısı çıkıyor veya işte düğünden gelenlerle kapatırız. Böyle bir mantık olabilir mi? E, düğünde hiç kimse bir şey vermedi. Ne yapacağız? Veya biz niye Allah'tan başkasına güveniyoruz? Borç yapmayız, faize zaten bulaşmayacağız. E borç yapmadan bu zamanda evlenilir mi? Evet, haram değil borç yapmak. Ama illa her şeyi en lüksünden, en iyisinden almak zorunda mıyız? Her şeyi almak zorunda mıyız? İlla birazdan da değineceğim inşallah. Düğün salonu kiralamak zorunda mıyız? Nikahla halledelim bunu masraflardan kaçınarak pekala düğün yapılabilir. Evlilik yapılabilir. Ha, iş şov yapmaksa, başkasının yaptığının aynısını yapmaksa elbette ki elbette ki o zaman söyleyecek bir söz yok. Ama Temel prensibimiz bir, düğünden önce faize bulaşamayız. Biz Müslümanız Allah'la savaşarak düğün mü olur? Allah'ın bereket vereceği bir evlilik olabilir mi bu? İkincisi de borca girmek akıllıca bir iş değil. Çapımız kadar. Bizimle tanışanlara deriz ki bizim gücümüz bu. Buna göre bizle evlenmeyi kabul ediyorsanız evlenin. Yoksa biz daha fazla para harcayamayız. E düğünde harcanır ama. Akrabadan bulursunuz. Şundan bulursunuz. Yok. Yok. Borca girerek böyle bir evliliğin mantığı yoktur. Elbette ki haram değildir. Borçlaşmakta hiçbir sorun yoktur ama akıllıca değildir. Sonra o borçları ödeyene kadar o oh, o oh, o oh. İkinci çocuk oluyor hala borçları ödenmemiş. Ayrı fitneler, fesatlar çıkıyor. Şeytan bunları kullanıyor. Bundan sonra değerli kardeşlerim düğünümüzü, nikahımızı, evlilik süreçlerimizi helalleştirebilmek için düğünle ilgili, Müslüman düğünüyle ilgili notlarımızı sıralayabiliriz. Birincisi diyoruz ki düğünden maksat insanlara evliliğimizi duyurmaktır. Yani biz Allah katında birbirimize helal olan iki kişi olacağız, evleneceğiz. Gelin siz de buna şahit olun demektir. Bu şahitlik nasıl sağlanıyorsa o düğündür. Bu nikah töreniyle de olabilir, düğün salonu ayarlayıp davetiye göndermek suretiyle de olabilir. İlan diye bir derdimiz var. Düğünden kastımız budur. Başka bir maksadı yoktur düğünlerin. Şov, taklit, abartı, israf, fotoğraf böyle bir amacı yoktur düğünlerin. Herkes yapıyor, biz de yapacağız. Yoksa düğünümüz olmaz. Böyle bir derdimiz yok. İlan ettikten sonra işlem tamamdır. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz düğün programlarında bu evliliğin ilanı gibi yemek verilen programlarda özellikle sakın fakirleri çağırmamazlık yapmayın buyuruyor. Yani sadece zenginlerin davet edildiği bir düğünü Müslümanca bulmuyor. Özellikle fakir toplayın getirin anlamında mı bu? Hayır. Özellikle fakirleri çağırmamak şeklinde bir hataya düşmeyin buyuruyor. Biz hamdolsun zaten tanıdık eş dost herkese bu anlamda davetiye haber veririz. Dolayısıyla da herkes buyursunuz zengin fakir ayrımı yapmamış oluruz. Bu daveti yaparken de ister mesajla yaparız, ister WhatsApp'tan göndeririz, ister evine gidip davetiye götürürüz. İsrafa düşmemek kaydıyla bu daveti gerçekleştirebiliriz. Hele hele artık elhamdülillah tele elektronik imkanlar var. Sadece gelin demek için bir sürü para harcayıp özel dekorlarla tasarımlarla davetiyelere masraf yapmanın hiçbir anlamı yok. Evet bir kağıt göndermek güzel olabilir veya sade bir davetiye de buyurun bu bizim düğün davetiyemiz nikah davetimiz şeklinde de yapılabilir ama israf'a kaçmak hiçbir anlamı şey. Hele hele davetiyelerde altı üstü bir kağıt sonra atılacak kim bilir o. Üçüncüsü Değerli kardeşlerim düğün halinde hiçbir şekilde haram olmamalı, günah olmamalı. Allah'ın razı olacağı büyük bir işi yaparken oraya şeytanı katmamalıyız. Bu hangi şekillerde olur düğünlerde? Alkolle olabilir. Alkolden her zaman uzak durduğumuz gibi düğünde de uzağız. Müzikle olabilir şarkılar saçma sapan sözler bundan her zaman uzak durmamız gerektiği gibi düğünde de bundan uzak duracağız. Helal olmuyor düğünde. Müzikler, şarkılar, insanların zıplayacağı, hoplayacağı sesler düğünde helal değil. Başka yerde de helal değil. Dans zaten bizim kültürümüze ait bir şey değil. Müslümanlıkla da alakası olmayan bir şey. Bir seferlik. Bir düğünlük sadece bunu kabul edemeyiz. Velev ki kadınların kendi aralarında, erkeklerin kendi aralarında oyunu olsun. Müslümanın tesettürüne, kimliğine, vakarına, yani olgunluğuna aykırı hareketleri biz kabul edemeyiz. Kadın erkeği zaten kabul etmiyoruz. Erkekler de kendi aralarında hopladılar, zıpladılar. Evet, zıplasınlar, oynasınlar, eğlensinler. Helal eğlenmek erkeklerin kendi arasında, kadınların kendi arasında ama tesettüre dikkat edilecek. Vakar korunacak. Müslüman şahsiyetini orada oyunlarıyla zedelememeli. Rezil olacağı oyunlar üzerinden kendini harap etmemeli. Hem kadınlar için geçerli bu hem erkekler. Ve düğün ortamının hiçbir şekilde kadın erkek beraber karışık olmaması gerekir. Kadınların yeri ayrı, erkeklerin yeri ayrı. Mümkünse giriş yerleri bir ayrı olacak. Böyle salon arayacağız illa bir salonda yapacaksak. Erkekler kadınlar birbirini görmemeli. E dışarıda görmüyorlar mı? Ben dışarıya söz geçiremiyorum ki. Benim ev sahipliğimde olan bir yeri Müslümanca oluşturmak zorundayım. Kendi evime geldiğimde. Başka birisi benim evime misafir olduğunda nasıl buna dikkat ediyorsam, düğün salonunda da ben ev sahibiyim, diğerleri benim misafirlerim şeklinde düşünüp böyle dikkat etmeliyim. Kadın erkek ayrımına bir ikincisi, hani dışarıda zaten görmüyorlar mı şeklinde bir itiraz var ya, bir de kadınlar düğüne gelirken, erkekler düğüne gelirken normal gelmiyor ki. Dış kıyafetleriyle gelmiyorlar ki. Gelseler de içeride kendilerini açıyorlar. Şimdi mesela bir de ailecek oturmak. Biz ayrı yapmıyoruz ama aile aile masa ayırıyoruz. İyi de herkes birbirini içeride görüyor. Kadınlar, erkekler düğüne gelirken en süslü kıyafetlerini giyiyorlar. Makyajlar yapıyorlar. Bak bana, bak bana, bak bana diyorlar. Kadınlar kendi aralarında yapsınlar bunu. Kaldı ki kendi aralarında bile bu kadar süslenmeleri, açılmaları mahremiyete uygun değil. Onun da bir sınırı var. Her halükarda kadının erkeğin bir arada olduğu velev ki aile akraba masası olsun buluşmaları dinimiz uygun görmez, kabul etmez. Çünkü gözü korumak, şahsiyeti korumak şeklinde dinimizin bir emri var. Bununla birlikte israf hiçbir şekilde düğünlerimizde olmamalı. Bu da haramdır çünkü. Sadece suyu fazla açınca elektrik çok yakılınca mı israf oluyor? Ekmekler çöpe atılınca, domatesler çürüyünce mi israf oluyor? Bir masayı süsleyelim mi, süslemeyelim mi üzerinden milyonlar kazanıyor düğün salonu sahipleri. Ortaya bir mum, bir çiçek koyunca fiyatlar 2-3 katına çıkıyor. Ne gereği var bu süsün? Farz mı, vacip mi, sünnet mi? Böyle israftan kaçınmak bir, ikincisi İçerideki yemekler, içerideki dekorlar, düğün salonuna yapılan harcamalar vesaire bunun da gereksiz bir şey harcama haline gelmemesi lazım. Allahü Teala bunların da hesabını soracak. Bir taraftan ama borçlanmadan olmuyor ama kredi işte mecbur kalıyoruz deniyor. E harcama bu kadar süse para. İlla farz olacak, gerekli olacak kadarını harca. Bak bakalım o zaman borca giriliyor mu? Bak bakalım o zaman Allah korusun krediden söz edilebiliyor mu? ve düğün salonlarında kadın kadına hizmet etmeli, erkek erkeğe hizmet etmeli. Öyle herkesin birbiriyle karman çorman olduğu yani ayrı olduğu halde de kadınlar gelip erkeklere hizmet ediyor. Erkekler kadınların önüne yemek getiriyorlar. Bundan da uzak durur. Buna göre düğün salonu salonu firmalarıyla görüşülmeli. İlla düğün salonunda yapılacaksa ama bu. Yoksa nikahla da halledilebilir. Ama illa ben yemek vermek istiyorum. Bu yüzden de bir salon tutmak istiyorum diyorsa bir kişi bunu gidip düğün salonu sahibiyle görüşmeli. Hatta Müslüman olup da düğün salonu işleten kardeşlerimiz de veya bu alana hizmet eden, ticaretini buradan kazanan kardeşlerimiz de bu hususta dikkat etmeli. Haram ortamlara destek olmamalı, onların masalarını süslememeli, onlara tasarım yapmamalı. İçeride kadın erkek hep beraber dans edilecek. Bir düğüne o düğünün parçası olan bir şey yapılmamalı. Onların talepleri yerine getirilmemeli. Çünkü içerideki haram görüntüye dolaylı olarak destek sağlanmış oluyor. Nikah şekeriymiş, işte süsmüş, çiçekmiş, e, gelinliğin üstündeki şuymuş vesaireymiş. Ona doğa, dolaylı olarak hizmet edecek hiçbir şeyi de bizim dinimiz kabul etmez, uygun görmez. Değerli kardeşlerim, evet nasıl camide huşu içerisinde kılalım, saflara dikkat edelim, kıbleye dönelim, caminin bir huzuru var. Buna dikkat ediyoruz. E, düğün, evlilik basit bir şey mi? Evlilik bu hayatta namazdan daha çok yer kaplıyor. Namaz günde beş vakit kılınıyor. Evlendikten sonra hayat hep evle, aileyle geçiyor. Dolayısıyla bizim bu ayrıntılara dikkat etmemiz lazım. Aa bu kadar da aşırı olmamak gerekir. Böyle yaparsak kimse düğünümüze gelmez. E biz insanlar düğünümüze gelsin diye bir dert taşımıyoruz ki. İlan etmek diye bir dert taşıyoruz demiştik. Ama benim annem babam bile ablam bile gelmez buna. E ne yapalım? allah Teala ablanız gelsin diye taviz verebilirsiniz mi diyor bize. Siz ilanınızı yapın. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Sizin evlendiğinizi herkes öğrendi mi? Öğrendi. Mübarek olsun o zaman. Biz şov peşinde değiliz ki. Bundan dolayı yan bir not olarak söyleyeyim. Evden almalar, araba süslemeler, konvoylar bunlar da akıllıca şeyler değil. Evet günah değil. Ama şova ne gerek? Hanımefendi kendisi gelir düğün salonuna ailesiyle kadınlar bölümüne girer. Beyefendi de kendisi gelir düğün salonu erkekler bölümünden girer. Çıkışta da arabalarına biner giderler. Mahalle durur, kornalar çalar, dualar kapıda, orada işin tiyatronun gereği yapılır. Ondan sonra da özel böyle evlerden çıkmalar, kim bilir o sabah namaz bile kılınmadı. Yani bizim dinimiz namaz konusunda hassas, düğüne gelince istediğin gibi kültürünü uygula, haram helal tanıma şeklinde bir din değil ki. Ve değerli kardeşlerim düğünle ilgili notlarımızı saymaya devam ediyoruz. 1, 2, 3 birincisi maksat duyurmak dedik. Özellikle fakirlerin çağrılmadığı bir düğün olmamalı dedik. Ve içinde haram bulunmamalı deyip maddelerimizi saydık. Haramla ilgili nelerle karşılaşabiliriz diye. Ve 4 taklitten kaçınılmalı. Müslümanın düğünü taklit düğün olmamalı. İşte salon süslemesi bu taklite dair bir başlık. Herkes süslüyor ama. Ben süslemiyorum. Süslemek zorunda değil. Benim derdim ilan. Masraftan da kaçıyorum böylele. Böylelikle. Hatıra uygulamaları. Fotoğraflar geliyor, çekiliyor. Oradan çek, buradan çek. Hele hele gelinle damadın beraber olduğu fotoğraflar. Öncesinde, sonrasında salon içinde ailece, abilerle özel bir çekilsin, babalarla özel çekilsin, annelerle özel çekilsin. Bunu tavsiye etmiyoruz. Hiçbir şekilde düğün ortamında kadın erkeğin bir araya geldiği Düğün fotoğraflarını tavsiye etmiyoruz. Hatta kadınların kendi içindeki fotoğrafları da tavsiye etmiyoruz. Niye? Kadının özel bir mahremiyeti var. O fotoğraf çekildikten sonra hangi ele ulaşacağı, internetten nerelere gideceği belli değil. Kaldı ki yarın öbür gün boşanma riski olan bir evlilik bu. O kadar fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf sonra ne olacak o fotoğraflar? Yırt. İnternetten de silemiyorsun. Boşananlar o fotoğrafları tutuyorlar mı hatıra diye? Gerek yok ki bunlara. Ama orijinal sevgiyi kalbinde, imanın içerisinde hissedemeyenler, bu fotoğraflarla yapay gündemlerle arşiv tutuyorlar. Hatıra olacakmış, başka şeye koyalım. Haram değil, günah değil. Kadının mahremiyeti öne sunulmadığı sürece. Ama olgun bir Müslüman'a yakışmıyor. Hele hele hanımefendiler bu konuda çok daha titiz olmalı. Fotoğraftan, kamera kayıtlarından uzak olmalı kanaatindeyiz. Kıyafetler konusunda da taklitten kaçınılmalı. Sadece gelin hanımın, hanımefendinin gelinlik giymesine göre bunu söylemiyoruz. Yani o zaten batının taklidi. Yani Müslüman olmayanlardan gelmiş bir ürün. Bunu zaten konuşmaya bile değer bulmuyorum ama ne yazık ki insanlar o kıyafet için paralar paralar, kiralamalar kiralamalar, satın almalar satın almalar, hayaller, fotoğraflar, provalar, aylarca süren provalar, aynısı olacak vesaire diye tesettür bölümü zaten hiç ilgilenilmiyor, sadece görüntü. Ona hadi diyelim konuşmayalım, konuşmuyorum. Erkek, damatta buraya bir papyon, bir şeyler takılıp çocuk gibi insanların karşısına çıkarılmamalı. Erkeklerimiz de biraz dirayetli olmalı. Ya ben insanların karşısında normalde nasıl çıkıyorsam öyle çıkayım. Evet şık olayım, temiz olayım. Düğüne özel kıyafetimiz de olsun. Hiçbir sakıncası yok bunun. Ama dev paralar ödenmesin, doğal olunsun, sade olunsun. Süslü kıyafetlerden kaçınalım. Damat ve gelin de kaçınsın. Düğüne gelenler de kaçınsınlar. Şık olsun herkes. Tertemiz olsun. Ama bak bana, bak bana. Bak bana. Bunu düğün için özel yaptırdım. Nişan için yaptırdığımdan farklı. Aynısı değil. Onun rengi farklı. Bu daha koyuydu. Bu daha açık. Müslüman, akıllı, olgun bir insan bu noktaya düşmemeli. Bize yakışmıyor bu. Ve değerli kardeşlerim, beşinci olarak diyoruz ki, biz düğün salonlarına, Müslümanın düğününe tebrik için gideriz. Ona dua etmek için gideriz. Bu evliliklerine şahit olmak için gideriz. Başka bir derdimiz yok. Orada yemek verilmiş, verilmemiş hiç umurumuzda değil. Allah'ım, bunların evliliğine bereket ver. Aralarına şeytanı sokma. Şeytanın fitnelerinden onları koru. Bu evlilikten doğacak yavrularını şeytandan koru. O çocukları salihlerden, salihalardan eyle diye dua etmek için oradayız. Bunun dışındaki bütün ara katmanlar, düğünlere, programlara katılan dekorlar, hiç bizle alakası olmayan şeyler. Riya, gösteriş, show, başka bir şey değil. Medya, paylaş, paylaş, paylaş. Sonra da onun kritiğini yap. Nasıl oldu? Zaten düğünden önce bir sürü hazırlıklar. Sabahtan itibaren kıyafetler, giyinmeler, evde hazırlıklar nasıl olacak? Doğal olalım. Git ailenle, annenle, babanla. Oradan eşin seni çıkışta alır. Çıkarken de öyle büyük uğurlamalara gerek yok. Mahremiyete uygun bir şekilde edeple al. Arabana koy. Şoför varsa şoför sizi götürsün. Mübarek olsun. Eve götürürken aynı şekilde bağırmalara, çağırmalara gerek yok. Eve girerken orgadan sular dökmek, yok. Hadi hadi alkışlamak, bir sürü güller, papatyalar atmak. Doğal olalım ya. Yarına ne olacağını bilmiyoruz. Evlilikler hüsranla sonuçlanıyor. Bu yüzden böyle ortamlarda bize dua lazım. Bereket duası lazım. Şahit olmak gerekiyor. Bu da düğünümüzle ilgili bir başka nottu. Ve değerli kardeşlerim altıncı olarak vaaz, nasihat, sohbet... Anlamlı değil. Biz oraya vaaz dinlemeye gelmiyoruz ki. Dedi ki tebriğe geliyoruz, duaya geliyoruz. O da bize yemek ikramında bulunursa ki sünnettir. Onun ikramından tatmaya geliyoruz. İcabet ettik. Orada sohbetler, hocalar geliyor. Dakikalarca konuşuyor bir de. Bunları makul bulmuyoruz. Sohbet olmamalı kanaatimizce. Hatta Kur'an tilaveti bile olmamalı. Niye? Dinlemiyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i. Ve biz de Kısmen Kur'an'ı Müslümanlaştırmak, düğünü böyle kutsallaştırmak, İslami bir hava katmak için de maalesef kullanabiliyoruz. Bunu nereden söylüyorum? Başında Kur'an oku, ortasında herkes bildiğini yapıyor. O Kur'an'a göre düğün olmuyor ki. Hatta bir de düşünün, krediye bulaşılmış bir düğün organize ediyoruz. İçeride her türlü masraf, israf var. Kadın erkek bir araya ama aile. Hani akrabalarla bir araya gelince aynı masada oturunca sanki kadın erkek bir araya gelmiyormuş gibi. Başında da Kur'an okuduk. Hafız da çok iyiydi. Sesi de çok güzeldi. Maşallah. Ağlattı hepimizi. Ayetleri de çok güzel seçti. O Kur'an'a göre düğün yapılmadı ki. Niye okundu o Kur'an? Sonrasında da hoca çıktı. 45 dakika, bir saat konuştu. Evlilik fıkı, boşanma fıkı anlattı. Böyle bir şey olur mu ya? Biz oraya dua etmeye geldik, hayırlı olsun demeye geldik. Vaazın, sohbetin, Kur'an tilavetinin bile kanaatimizce bir anlamı yok. Tavsiye etmiyoruz. İnsanlar da dinlemiyor zaten. Dinleseler de dediğimiz gibi. Sonrasında Kur'an'a uygun olmadıktan sonra, sünnete uygun olmadıktan sonra sanki Allah korusun Kur'an'la dalga geçmiş gibi oluyoruz. Yani ne billah bunu daha fazla ilerletmekte istemiyorum. Ve Yedinci olarak değerli kardeşlerim takı meselesi var. Bu altın takma, para verme, hediye verme şeklindeki uygulamalarımızın da şova dönüşmemesi, taklite dönüşmemesi için belli tavsiyelerde bulunmamız lazım. Olgunca olmalı her şeyden önce takı. Her şeyden önce de bu takı farz değil. İlla bir düğün merasimine giderken bir hediye götürmek zorunda değiliz. Hele hele imkanımız yoksa kendimizi zorlamamalıyız. Ama onlar bize taktı. Bu çok saçma bir anlayış. Bu insandan bekleyen Allah'ın rızasını ummadığımız bir anlayış. Rezil oluruz ama hiçbir şey takmadı mı diyecekler. Evet takmadık. Dua ettim. Ne biliyorsun belki benim duam başkalarının taktığı 5 gram altından daha değerli. O 5 gram altın bir gün gidecek. Ama benim duamla belki bu evden çıkacak çocuklar ümmete fayda sağlayacak. Belki benim duamla bu aileye şeytan yanaşamayacak. Allah onlara sabır lütfedecek benim duamla. Bunu biliyor muyum? Çok saçma bir anlayış. Hele hele. Müslümanlar maalesef Müslümanlar düğünlere giderken taktıkları altına bile isimlerini yazıyorlar. Niye? sonrasında sayılırken, paylaşılırken görülecek. Aynısını biz de onlara takacağız diye. Rezil bir anlayış bu. Allah rızasından yoksun. Riya, gösteriş, şov maksatlı. Taklit bile değil bu. Kendi kendimizi ilahlaştırdığımız, kendi kendimize oyun oynadığımız bir takım erasimi hiçbir şekilde kabul edilmemeli. Hatta ben şunu tavsiye ederim. Düğünlerde takı olmamalı. Hediye vermek istiyorsanız bu hediye altın da olabilir, para da olabilir. Küçük bir sandık, küçük bir çanta yana konmalı. Orada oraya özel konmalı. Kimse de birbirinin ne koyduğunu görmemeli. Gelin hanımın üzerinde de, damat efendinin üzerinde de paralar, altınlar olmamalı. O imkanı olmayanın bir kere gözü kalıyor. Para şovuna dönüşüyor, altın şovuna dönüşüyor iş. Bu noktayı da hatırlatmak zorundayım. Camide Müslüman olduğumuz gibi sokakta yürürken tesettürümüze dikkat ettiğimiz gibi düğünlerin de her ayrıntısını Müslümanca yapmak, olgunca, sade, israftan kaçınacak şekilde yapmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, işte böyle bir düğün yapıp bu haram içerikli olan düğünlere de katılmama konusunda da bir sözümüz var. Allah'ın bize uygun gördüğü, helal dediğimiz bu standardı yakalamak bizim görevimiz. Müslümanlar rahat rahat gelsin böylelikle. Ama başka kardeşlerimiz bu helale dikkat etmeden danslar, alkoller, müzikler, kadın erkek karışma ortamları şeklinde içeriği helal olmayan bir düğün yaptığında da böyle bir düğüne gitmemeyi tavsiye ederiz. Tepkimizi de ortaya koymuş oluruz ama bu ona hediye göndermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Düğünden birkaç gün önce gideriz. Düğün salonuna geliriz ya da bakarız. Hiç bizim gireceğimiz Allah'ın razı olacağı bir ortam değil. Ben böyle bir yere giremem. Kusura bakma. Hakkını helal et. Sen de zaten benim yaşantımı biliyorsun. Ben normal hayatımda da, işimde de, ailemde de, evimde de her yerde buna dikkat etmeye çalışıyorum. Kendi düğünümü de biliyorsunuz böyle yaptım. Lütfen bu konuda beni anlayışla karşılayın. Ama size hediyenizi şöyle takdim etmek isterim. Rabbim mübarek etsin. Rabbim size kolaylıklar versin. Hepimizi de Rabbim affetsin. Yaptığımız hatalardan dolayı deyip oradan ayrılabiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Böyle ki abimiz ablamız olsun. En yakın akrabamız olsun. Ama böyle yaparsak bize küserler. E bu nezakete de küsüyorlarsa varsınlar küssünler. Ne yapayım? Ben Allah'ın rızasını düşünerek onların da kalbini kırmamak üzere hediyemle nezaketimle gittim. Onlar daha fazlasında bana yani kavga çıkartacakları, tartışma ortamı oluşturacakları bir tepkiyle cevap veriyorlarsa ben ne yapabilirim? Bu hususta Müslümanlar olarak dikkat etmeliyiz. Diğer kardeşlerimizi de doğrusu uyarmalıyız. Bu güzel tepkiyle de düğünlerine katılamayacağımızı ama hediyelerini vereceğimizi onlara gösterebiliriz. Ya da düğünden sonra evlerine gideriz. Bir gün misafir olmak isteriz. Orada hediyemizi götürürüz. Hediyemizi götüremesek bile duamızı götürürüz. Her halükarda Rabbimizin razı olacağı bir düğün ortamını Allah'ın izniyle sağlamış oluruz. Rabbim hepimize bu basireti, bu bereketi versin. Başkalarının taklidi olan bizi bizden uzaklaştıran şeytanın hoşuna gidecek. Camide Müslüman olup düğüne gelince o başka denecek noktalardan uzak etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.